TRT ekranlarından iyi akşamlar sevgili seyirciler. Bugün 5 Şubat Pazartesi günü ve ben Ali Yolcu ana haber bülteniyle sizlerle birlikteyiz. Geçtiğimiz hafta olduğu gibi bu haftada gündem elbette Afrin Operasyonu. Adına Zeytin Dalı denen Afrin Operasyonu. Türk Silahlı Kuvvetleri Afrin'de ilerlemeye devam ediyor. Artık Afrin'e sadece birkaç kilometre kaldı. Yani operasyon Afrin merkezine artık an meselesi. Hem bize ulaşan bilgiler bu, hem de bizim gözlemlediğimiz durumda bu şekilde sevgili seyirciler. Ama üzücü haberler de gelmiyor değil. Hatırlayacaksınız, iki gün önceydi, cumartesi günüydü yanılmıyorsam, yasa dışı terör örgütü YPG'nin attığı bir füzeyle bir tank vurulmuştu. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait bir tank vurulmuştu. Önce şehit sayısı 1 denmişti. Ardından ağır yaralılar vardı. 5'e çıktı ve son edindiğimiz bilgi 6 şehit orada vermiştik. O PKK'nın Suriye kolu YPG'nin vurduğu tankta. Ardından dün gece yarısından sonra 2 şehit haberi daha geldi. Ne yazık ki 25 yaşındaki uzman çavuş Selim Vurdal İskenderun'da toprağa verildi. Bir diğer şehidimiz ise Osmaniyeli uzman çavuş Bekir Evren. O da Osmaniye'de toprağa verildi. Şimdi şehitlerimizin memleketlerinde düzenlenen cenaze törenlerine gidelim önce. Sonra birkaç kelime daha söyleyeceğiz. Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan 25 yaşındaki uzman çavuş Selim Vurdal'ın cenazesi memleketi Hatay'ın İskenderun ilçesinde düzenlenen törenle toprağa verildi. Şehidin cenazesi ilk olarak Karayılan Mahallesi'ndeki evine getirildi. Burada helallik alınmasının ardından bekar olan uzman çavuş Selim Vurdal için evinin yakınındaki caddede uğurlama töreni düzenlendi. Törene Hatay Valisi Erdal Ata, İskenderun Kaymakamı Recep Soytürk, İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil ile şehidin annesi Nuran Vurdal, kardeşleri, yakınları ve çok sayıda kişi katıldı. Şehidin babası Ahmet Vurdal'ın da bir süre önce yaşamını yitirdiği öğrenildi. Kılınan cenaze namazının ardından şehit Selim Vurdal'ın cenazesi götürüldüğü Karayılan Mezarlığı'nda gözyaşları içinde toprağa verildi. Allahu Ekber! Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah! Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah! Kıymetli kardeşlerim, merhum şehidimizi nasıl bilirdiniz? Haklarınızı helal ediyor musunuz? Haklarınızı helal ediyor musunuz? Rabbim helallerinizi ve şehadetinizi kabul buyursun. Piyade komando uzman çavuş Bekir Evren de Osmaniye'de sonsuzluğa uğurlandı. Hatay'da düzenlenen törenin ardından Osmaniye'ye getirilen şehit Evren'in cenazesi ilk olarak Doktor İhsan Göknal mahallesindeki baba evine götürüldü. Burada helallik alınmasının ardından cenaze törenin yapılacağı mezarlık camisine getirildi. Toprak kokuyor burası. Bununla düşmüş yere şehit düşmüş, bununla düşmüş. Burada düzenlenen törene şehidin ailesi Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, Milletvekilleri 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Ekiyor, Osmaniye Garnizon Komutanı Albay Ahmet Serdar Gül, Belediye Başkanı Kadir Kara ile çok sayıda vatandaş katıldı. Şehidin bir yıllık eşi Zehra Evren, eşinin parkasını giyip şapkasını takarken, Evren'in şehit olduğunda başında bulunduğu belirtilen beresine sık sık sarılıp kokladı. Şehidin ağabeyi ise daha sonra bereyi alıp başına takarak cenaze namazında saf tuttu. Şehidimize dünya ve ahirete taalluk eden haklarınızı helal ettiniz mi? Helal olsun! Helal ettiniz mi? Helal olsun!
İl Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu'nun kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin eşi Zehra ve annesi Emine Evren tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Şunları sevindirmeyeyim sana Mutlu. Ne gireyim? Ağlamam. Neden sarılsın Mutlu? Yanlarım sarılsın. Törenin ardından şehit uzman çavuş Bekir Evren'in cenazesi garnizon komutanlığı şehitliğine defnedildi. Evet, şehitlerimizin cenaze töreni bu şekildeydi. Her iki şehidimize Allah'tan rahmet diliyorum. Hem Ali Yolcu olarak hem HRT ailesi olarak. Ve yine her zaman dile getirdiğimiz gibi umarız ki bu son olur diye de tabii hem dua ediyoruz hem temenni ediyoruz. İşin bu kısmı böyle. Diğer kısmında ise o YPG'nin füzesiyle vurulan tank. Sayın Cumhurbaşkanı'ndan tutun, başbakana, milletvekillerine kadar şu araştırılıyor. Bu tank kimin füzesiyle vuruldu? Yani hangi ülkenin YPG'ye sağladığı silahla vuruldu? Tabii bu bir araştırma gerektiren bir şey mi? Ya bana göre hiç araştırma yapmaya gerek yok. Dünya silah ekonomisinin ya da potansiyelinin %70'i kimin elinde? Amerika Birleşik Devletleri'nin. Amerika Birleşik Devletleri'nin baştan beri hatta son dönemlerde artık gizlemeden açıktan açığa YPG denen örgüte silah verdiğini biliyor muyuz? Biliyoruz. Çünkü onlar da söylüyorlar zaten. Yani görüntülerde de kayda geçiyor. Orta Doğu'ya silah veren iki ülke var ağırlıklı. Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri. Ha, batılı ülkeler vermiyor mu? Onlar da veriyor ama yani %70 Amerika veriyorsa %20 Rusya veriyor, %10 da diğer batılı ülkeler. Yani bu söz konusu füze kısaca ABD kardeşim. Amerika Birleşik Devletleri'nin füzesi. Kimde başka bu teknoloji var ki zaten? Amerika Birleşik Devletleri'nin verdiği füze ile. Yani biz NATO ülkesiyiz ya. Güya NATO ülkesiyiz biz. Bizim müttefikimiz bu silahı veriyor onlara ve Türkiye Cumhuriyeti'nin tankı o silahlarla işte vuruluyor. 6 şehit bıraktık orada. 6 pırıl pırıl gencimiz. 6 pırıl pırıl gencimiz. Orada şehit oldu. Amerikan füzesiyle şehit oldu yani. Hani kimdir nedir diyorlar ya ben söyleyeyim. Amerika füzesi. Evet öte taraftan tabii operasyon devam ederken geçtiğimiz günlerde Sayın Cumhurbaşkanı Hatay'a gelmişti ve harekat merkezinde incelemelerde bulunmuştu. Aynı harekat merkezinin bir başka da ziyaretçisi vardı hafta sonu. Başbakan Binali Yıldırım. Sayın Cumhurbaşkanı'nın ziyaretinin kopyası gibiydi. O da parke giydi, askeri parke giydi. Sayın Cumhurbaşkanı'nın incelemelerde bulunduğu haritada incelemelerde bulundu. Şimdi görüntülerde göreceksiniz. Ardından şehit piyade uzman çavuş Ahmet Bayram'ın cenaze törenine katıldı Sayın Başbakan. TEDAŞ işçisi vardı. Harekatın ilk yapıldığı ikinci ya da üçüncü gündeydi yanılmıyorsam. Şahin Elitaş, Elitaş'ın ailesini ziyaret etti. Başsağlığı diledi. Ardından bildiğim kadarıyla bugün de telefonla bağlanmış yine hareket merkezine Başbakan Sayın Binali Yıldırım. Başbakan Binali Yıldırım pazar günü sıcak nokta Hatay'daydı. Bir takım temaslarda ziyaretlerde bulundu. Başbakan Binali Yıldırım önce Zeytin Dalı harekatı sırasında Suriye'nin Afrin bölgesinde terör örgütü mensuplarınca Kilis Hudut bölgesine düzenlenen saldırıda şehit olan piyade uzman çavuş Ahmet Bayram'ın cenazesine katıldı. Allahu Ekber! Şehit Bayram için Kırıkhan Asri Mezarlığı'nda düzenlenen cenaze törenine şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Başbakan Yıldırım, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Hatay Valisi Erdal Ata ile bazı milletvekilleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Başbakan Yıldırım cenaze namazı öncesinde şehidin babası Mustafa Bayram'a taziyelerini iletti.
Bayramın kardeşlerinin askeri üniformayla katıldığı törende Hatay Müftüsü Hamdi Kavilloğlu tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından şehidin naaşı Kırıkhan Şehitliği'nde toprağa verildi. Başbakan Yıldırım daha sonra Suriye'nin Afrin bölgesindeki terör örgütü PYD-PKK mensuplarınca düzenlenen Havan saldırısında 22 Ocak'ta şehit olan TEDAŞ işçisi Şahin Elitaş'ın Kurtlu Soğuksu mahallesindeki baba evine geçti. Bu ülkemizin bir istikbal ve istiklal mücadelesidir. Birliğinin, beraberliğinin tahkim edilme meselesidir. Elitaş'ın ailesine taziyelerini ileten Başbakan Yıldırım'a ziyarette Bakan Soylu ve Arslan da eşlik etti. Başbakan Yıldırım'ın Hatay'daki ziyaret noktalarından biri de 2. Ordu'nun Hatay'daki harekat merkeziydi. Başbakan Yıldırım harekat merkezinde 2. Ordu Komutanı Kor General İsmail Metin Temel ve diğer askeri yetkililerden Zeytin Dalı Harekatı hakkında bilgi aldı. Çocuklarımızın aydınlık yarınları için bu görevi seve seve, gece gündüz demeden, yorulmak nedir düşünmeden yapıyorsunuz. Hepinizi yürekten kutluyorum. Hepinizin alnından öpüyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun. Sağ ol. Hatay temaslarının ertesi gününde de Başbakan Yıldırım Hatay'a bağlandı. Operasyonla ilgili değerlendirme istedi. Bakanlar Kurulu öncesi milli mühendislik ürünü olan PTT Messenger uygulamasıyla canlı olarak Hatay'daki Zeytin Dalı Harekat Merkezi'ne bağlanarak Zeytin Dalı Harekatı'nı görüştü. Başbakan Binali Yıldırım, 2. Ordu Komutanı Kor General İsmail Metin Temel'le PTT Messenger uygulaması aracılığıyla yaptığı görüşmede Zeytin Dalı Harekatı'nda başarılar dileyerek harekata ilişkin değerlendirme istedi. Evet, böyle işte sevgili seyirciler, gelişmeler. Cumhuriyet Halk Partisi Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu ilk olarak gündeme getirmişti. Demişti ki Reyhanlı'da durumlar kritik. Sadece Reyhanlı'da değil, sınır illerinde, Kilis'te de mesela sıkıntılar yaşanıyor. Sürekli roket düşüyor, füze düşüyor vesaire. Atılıyor daha doğrusu, düşüyor. Düşüyor kelimesi de yanlış aslında. Düşen bir şey yok, atılıyor çünkü bir yerden atılıyor onlar. Okullar kapatılsın dedi. En azından yeterli güvenlik önlemleri alınana kadar. Sayın Mevlüt Dudu'nun bu çağrısı işe yaradı. Kilis'te de Kilis merkezi dahil olmak üzere bildiğim kadarıyla çok sayıda yerleşim biriminde okullar bir hafta uzatıldı tatilleri. Hatay'da da 4 ilçede Hassa, Kumlu ve Kırıkhan, Reyhanlı, Hassa, Kumlu ve Kırıkhan'da dünden tabii bu haber gündeme düştü ama bir hafta daha uzatıldı tatil. Hatay'ın Reyhanlı, Hassa, Kumlu ve Kırıkhan ilçelerinde yarı yıl tatili 12 Şubat'a kadar uzatıldı. Açıklama Hatay Valiliği'nden yapıldı. İlimiz Reyhanlı, Hassa, Kırıkhan ve Kumlu ilçeleriyle bu ilçelere bağlı mahallelerimizde bulunan okullarımızda yarı yıl tatili bir hafta süreyle uzatılmıştır. Bahse konu ilçelerimizde 2017-2018 eğitim öğretim yılı ikinci yarı yıl dönemi 12 Şubat 2018 Pazartesi günü başlayacaktır. Bu süre içerisinde aksayan dersler için daha sonra telafi eğitimi düzenlenecektir. Şimdi okullar demişken sevgili seyirciler, izleyenleriniz hatırlayacaktır. Yaklaşık 2 ay önceydi. 2 ay oldu mu? Oldu herhalde. Antakya merkezde Antakya Lisesi adı altında faaliyet gösteren eski bir okulumuz var. Antakya'nın belki de ilk okulu. Yani ilk okulu derken ilk okul anlamda söylemiyorum. İlk inşa edilen okulu ya da ilk inşa edilen okulları arasındaydı. Orada öğrencilerin battaniyeyle sarılı resimleri vardı ve kaloriferler yanmıyordu, hatırlayacaksınız. Biz de buradan hem yorumda haberini yapmış mıydık şimdi hatırlamıyorum ama yorumda bayağı eleştirmiştik. Neden kaloriferler yanmıyor diye. Derken bizi arayanlar olmuştu. Ali Bey demişlerdi, kalorifer dairesi iptal ediliyor, yerine mescit yapılıyor şeklinde bir iddiayla gelinmişti. Biz de o iddiayı buradan dile getirmiştik. İşte 2 ay önceki şeyi söylüyorum. Ardından kaloriferler yanmaya başladı vesaire. Olay böyle kapandı. Bugün tesadüf
Antakya Lisesi'nin okul aile birliği başkanı, benim de değerli bir dostum, muhasebeci, mali müşavir, Sayın Talat Deli ile karşılaştık. Ya Ali Bey dedi, siz o zaman dedi bunu öyle söylediniz ama dedi orada asla bir mescit söz konusu değildi. Yani mescit falan yapılmadı. Kalorifer dairesinin bir ihalesi vardı ve bürokraside meydana gelen sorunlar nedeniyle biraz ertelenmişti ve hepsi bu. Ama bir mescit söz konusu değildi kalorifer dairesinde. Evet, bir mescit yapıldı mı okula yapıldı ama kalorifer dairesiyle bir alakası yoktu dedi. Biz de dedik ki Talat Bey, özür diliyoruz tabii, yani bize yine vatandaşlardan gelen bilgiydi bu. Fakat ben o zaman yine bunun bir iddia olduğunu ileri sürmüştüm. Yani mescitle bir işimiz yok. Mescit mi yapmak istiyorsunuz? Mescit yapılır tabii. Antakya Lisesi'ne de yapılır. Buraya da, televizyon merkezine de yapılır. Başka yere de yapılır. Ama çocuklar üşümesin demiştik. Talat abi biraz alınmış. Ya arkadaş dedi, mescit söz konusu değildi. Ama böyle algı yaratıldı dedi. Biz de dedik baş üstüne abi, düzeltiriz. Yani mesele değil. Peki. İki cümle daha söyleyeyim. Antakya Lisesi'nde o dönem kalorifer dairesine bir mescit inşaatı söz konusu değildi. Bürokrasiden dolayı ihale sadece gecikmişti kalorifer dairesi için. O da çözüldü çok şükür. Öğrencilerimizin artık kaloriferleri de yanıyor zaten. O zamandan yanıyor. Herhangi bir sorun yok. Evet sevgili seyirciler, okulumuzla ilgili yaptığımız yorum bu şekildeydi. Şimdi devam ediyoruz önümüzdeki haberle, dördüncü haberle. Afrin operasyonu diyelim. Afrin operasyonunda 17. gün geride kaldı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Afrin topraklarında merkeze doğru ilerlemeye devam ediyor. Bu arada Türk Silahlı Kuvvetlerinden bir açıklama yapıldı ve etkisiz hale getirilen terörist sayısının 947 olduğu ifade edildi. Zeytindalı Harekatı'nda 17. gün geride kaldı. 17. günde Suriye'nin Afrin bölgesinde belirlenen terör hedefleri tank ve toplarla ateş altına alındı. Kilis-Hatay hudut hattında yer alan terör örgütü PYD-PKK'ya ait sığınak, barınak ve mevzilere fırtına obüsleri ve tanklarla aralıklarla atış yapıldı. Bombalanan alanlardan yükselen dumanlar sınır hattındaki köylerden de görüldü. Bölgeden gün içinde şiddetli patlama sesleri de duyuldu. Zeytindalı Harekatı kapsamında bugüne kadar 947 terörist etkisiz hale getirilirken Türk Silahlı Kuvvetleri ve ÖSO güçleri Afrin'in batısındaki Racu beldesine bağlı Kırmızı Köyü'nü PYD-PKK'dan temizledi. Türk Silahlı Kuvvetleri operasyonun başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısını da duyurdu. Harekatın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 947 olmuştur. Bölgedeki AA muhabirinin bildirdiğine göre Türk Silahlı Kuvvetleri ve ÖSO güçleri Afrin'in batısındaki Racu beldesine bağlı Kırmızı Köyü'nü başlattıkları operasyonla PYD-PKK'dan temizledi. Kırmızı Köyü, Racu beldesinin batısındaki ve Şeyh Hadid'in kuzeyindeki cephelerin birleştirilerek Afrin'in batısında geniş bir cephe hattı oluşturulmasına yönelik operasyonla PYD-PKK'dan alındı. Türk Silahlı Kuvvetleri ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri harekatın başından bu yana PYD-PKK işgalindeki Afrin'in 5 beldesinde 1'i belde merkezi, 22'si köy, 1'i köy altı yerleşimi ve 10'u stratejik dağ ve tepe olmak üzere 34 noktayı örgütten kurtarmış oldu. İdlib kenti, Suriye'nin İdlib kentinde Astana görüşmeleri çerçevesinde biliyorsunuz yeni bir planlamaya gidilmişti ve orada Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bu görev verilmişti. Gözlem noktaları kurulacaktı. Şu ana kadar 3 noktanın kurulduğunu biliyoruz. Bir dördüncü nokta için Türk Silahlı Kuvvetleri İdlib'e hareket etmişti. Varmış olmaları gerekiyor. İnşallah selametle varırlar. Haberimiz de bununla ilgili. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait bir konvoy, Astana Anlaşmaları çerçevesinde İdlib gerginliği azaltma bölgesinde oluşturulacak 4. Ateşkes Gözlem Noktası için bölgeye intikal etti. İdlib'deki AA muhabirin bildirdiğine göre Türkiye'den İdlib'e giren askeri konvoy, gerginliği azaltma bölgesi içinde yer alan Batı Halep kırsalına güvenli şekilde ulaştı.
Türkiye, intikal eden unsurlarla bölgede 4. ateşkes gözlem noktasını oluşturmayı amaçlıyor. Kazakistan'ın başkenti Astana'da garantör ülkeler Türkiye, Rusya ve İran arasında sağlanan anlaşma çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri 12 Ekim 2017'de İdlib gerginliği azaltma bölgesindeki ateşkes rejiminin takibi için gözlem noktaları oluşturmak üzere intikal sürecini başlatmıştı. Hali hazırda Suriye-Türkiye sınırı yakınındaki İdlib-Afrin hattında Salve Köyü ile Saman Kalesi yakınları ve Şeyh Akil Tepesi'nde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gözlem noktaları faaliyet gösteriyor. Anlaşmaya göre kademeli olarak İdlib'in kuzeyinden güneyine uzanacak intikalde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin toplam 12 bölgede gözlem noktası oluşturması öngörülüyor. Beni Ali Yolcu olarak söylüyorum bunu, siyaset çok ilgilendirmiyor. Yani bugün AK Parti var iktidarda, yarın Milliyetçi Hareket Partisi olur, ertesi gün CHP olur. İşte daha önceki sürece baktığınızda farklı farklı siyasi partiler, kimi zaman koalisyonla, kimi zaman tek başlarına iktidar olmuşlar ve bu ülkeyi yönetmeye çalışmışlar. Siyasetle fazla bir işimiz yok, zaten olmamalı da. O ayrı bir mesele. Zaman zaman sizden gelenler var. Yani şunu söylüyorlar bana. Ali Bey, diyorlar ki orada resmen bir savaş yaşanıyor Afrin için. Ben de hep şunu şöyle söylüyorum. Arkadaşlar bakın diyorum. Orada bir savaş olabilmesi için, bunu çok sık duymuşsunuzdur, bir ülkeyle savaşmanız gerekiyor. Halbuki orada bir terör örgütüne yönelik, o terör örgütünü tehdit olmaktan çıkarmak için yürütülen bir operasyon var. Dolayısıyla buna biz operasyon diyoruz. Savaş demiyoruz. Ve dememeliyiz de. Çünkü savaş değil. Burada kesinlikle fikrim değişmedi bugüne kadar ve böyle de şu anda da böyle. Ama şunu tartışabiliriz. Bizi buraya getiren, Türkiye Cumhuriyeti'ni buraya getiren koşullar neydi? Ne hatalar yaptı siyasetçiler? O ayrı mesele, bakın. O oturulur, tartışılır. Ama bunun da tartışma zamanı bugün değil. Ben hep bunu söylüyorum. Yani beni eleştirirken de hani biraz daha insaflı olabilirsek ben mutlu olurum en azından. Çünkü yanlış bir şey söylemiyorum. Yanlış bir şey söylemiyorum sevgili seyirciler. Doğruyu aktarıyoruz. Bugün onu mu tartışacağız? Siyasetçiler şu hatayı yaptı. Muhalefet şunu yapmadı. Bilmem kim şunu bilmem şöyle yaptı diye biz bugün oradayız. Bunu tartışırsak olayın özünden uzaklaşırız. Hele Türk Silahlı Kuvvetlerimiz bu operasyonu bir bitirsin, sağ salim dönsün askerimiz buraya. Ondan sonra kendi içimizde, aile içi meseleyi kendi içimizde oturur tartışırız, konuşuruz. Benim dediğim tek şey bu. Yani bugün o gün değil, dediğimiz bu. Başka bir şey demeyeceğim en azından şimdilik. Evet, bu da önümdeki üzücü bir haber sevgili seyirciler. Hatay'dan Konya'ya giden Niyazi Altan idaresindeki Konya plakalı yolcu otobüsü Konya Karapınar Karayolu'nun 57. kilometresinde bir kaza meydana gelmiş. Hasan Özkan yönetimindeki kamyona arkadan çarpmış ne yazık ki ve çarpmanın etkisiyle karşı şeride geçmiş otobüs. 40 yolcusu vardı, biri ağır, 10 kişi yaralandı. Konya'da kamyona çarpan yolcu otobüsündeki 10 kişi yaralandı. Tamam ya, önemli değil, orada işte. Hatay'dan Konya'ya gelen Niyazi Altan idaresindeki Konya plakalı yolcu otobüsü Konya Karapınar Karayolu'nun 57. kilometresinde aynı yönde seyreden Hasan Özkan yönetimindeki kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle karşı şeride geçen otobüste bulunan 40 yolcudan 10'u yaralandı. Otobüste sıkışan yaralılardan muavin Mehmet Ahrazoğlu itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Ambulanslarla Konya'daki farklı hastanelere kaldırılan yaralılardan Ahrazoğlu'nun durumunun ağır olduğu öğrenildi. Ve çok tartışılan Cumhuriyet Halk Partisi'nin geçtiğimiz hafta sonu cumartesi pazar günü gerçekleştirdiği kurultay. Genel başkanın seçildiği kurultay. Parti meclisinin seçildiği kurultaydan söz ediyorum. Yani onunla ilgili söyleyecek çok şey var aslında.
Fakat her siyasi partinin kendi sınırları var. Kendi ailesi içinde bir şeyler yapmaya çalışıyor. O nedenle eleştirmeyeceğim ama merak ettiklerim var benim. Merak ettiklerim var o söz konusu kurultayda. Mesela Hatay'dan parti meclisine Gülçin Timur isimli bir kardeşimiz, bir hanımefendi. Kırıkhan Gençlik Kolları ilçe sekreteri kendisi aynı zamanda. Anahtar listeden o girdi. Hayırlı olsun tabii. Mutlu da oldum. Yani bir kadın kardeşimizin orada olması bizi mutlu etti. Fakat orada olup bitenler işte o 49 oy meselesi vardı. Muharrem İnce'ye yazılsın, yok Kılıçdaroğlu'nda kalsın vesaire o tartışmalar. Bunlar vallahi yakışmıyor ya. Cumhuriyet Halk Partisi'ne yakışmıyor. Bunlar Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde olması gereken bir durum değil. Yani en azından şunu sormazlar mı yarın? Diğer partiler mesela şunu sorarlar. Ya arkadaş sen bir kurultayı yapamıyorsun, ülkeyi yönetmeye talipsin demezler mi? Vallahi derler. Diyecekler de. Yani Sayın Cumhurbaşkanı bu konuyla ilgili kendisine bir soru soruldu. Dedi Muharrem Bey gerekeni söyledi. Öyle söyleyecek tabii. Yani hakikaten de hoş bir tablo yoktu. Ben üzüldüm. Ana muhalefet partisinin düştüğü bu duruma ben üzüldüm. Keşke yaşanmasaydı bunlar. Çünkü insanların umudu bir siyasi parti. Ana muhalefet partisi dünyanın her yerinde bir umuttur o ülke için. Ama bu ve benzeri şeyler yaşandığında umut olmaktan çıkıyor ne yazık ki. Neyse böyle birkaç cümle söyledikten sonra Gülçin Timur ile arkadaşlarımızın hazırladığı bir haber var, onu bir izleyelim. CHP'nin 36. Adalet ve Cesaret Kurultayı'nda parti meclisine Hatay'dan giren 3. isim Gülçin Timur oldu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun anahtar listesinde bulunan Kırıkhanlı Gülçin Timur, 488 kişinin aday olduğu parti meclisi listesine seçilen 52 kişi arasında Selin Sayekböke ve Bilim Yönetim ve Kültür Platformu'ndan parti meclisine giren Profesör Doktor Fethi Açıkel'den sonra 3. Hataylı isim oldu. CHP Kırıkhan Gençlik Kolları ilçe sekreteri olduğu öğrenilen Gülçin Timur, anahtar listede 199 aday numarasıyla yer aldı. Kurultayda CHP Kırıkhan İlçe Başkanı Hüseyin Hirfanoğlu ve Kırıkhanlı Milletvekili Birol Ertem'in de tam desteğini arkasına almasının yanında anahtar listede yer almasıyla dikkat çeken Gülçin Timur'un genç bir kadın siyasetçi olarak Hatay'dan parti meclisi listesine seçilmesi Hataylıları sevindirdi. Evet ve Hatay Valisi Erdal Ata çok da basınla haşır neşir olmayan bir isim Sayın Vali Ata. Yani ben bugüne kadar gazetecilik mesleğime başladığımdan bu yana yanılmıyorsam belki 10. vali, 8. 10. vali oldu Sayın Erdal Ata. İlk kez basınla mesafeli olan bir valiyle, bu kadar mesafeli olan bir valiyle karşılaştım. Hatta bir Sayın Valinin kendi takdiri, yani bana mı soruyorsunuz? Vallahi uzak kalması daha iyi. Gerçekten uzak kalması daha iyi. Yani görevini daha sağlıklı yürütebilmesi için daha iyi. Ama bu içimden geldi. Yani hani benim daha önce çalıştığım valilerle kıyasladığımda Sayın Valimiz basından oldukça uzak bir isim. Bunu tekrar altını çizmiş olayım. Neredeydi Sayın Vali, Sayın Ata? 2017-2018 eğitim öğretim yılının ikinci yarı yılı açılışındaydı. Antakya Gazi Orta Okulu'na gidiyoruz. Hatay Valisi Erdal Ata, 2017-2018 eğitim öğretim yılının ikinci yarı yılı açılışında Antakya Gazi Ortaokulu'ndaydı. Senin çatın altında girmez kötü duygular. Bilgi giren yerlerde kalmaz artık kaygılar. Sevgiyle okul yaşanarsan, ne güzel sen okula değer versen. Yarın mutlu yürümek istersen, haydi çocuklar okula koşalım. Antakya Kaymakamı Eflatun Can Tortop, İl Milli Eğitim Müdürü Kemal Karahan'ın da eşlik ettiği ziyarette Vali Ata'yı girişte karşılayan öğrenciler Ata'ya okula hoş geldiniz çiçeği verdi. Okulun konferans salonundaki törenin açılış konuşmasını okul müdürü Hasan Vural yaptı. Amacımız bize emanet edilen canımızdan çok sevdiğiniz sevgili yavrularınızı bu çatı altında hiçbir ayrım gözetmeksizin eğitmektir. Yüreğimizdeki sevgiyi, belleğimizdeki bilgiyi, kişiliğimizdeki çizgiyi onlarla paylaşacağımızdan emin olabilirsiniz. Sözü daha sonra Vali Erdal Ata aldı.
Gençlerimizi, çocuklarımızı iyi bir eğitim vererek yetiştirebilirsek, yine Ulu Önder Atatürk'ün gösterdiği çağdaş uygarlık seviyesine ulaşma hedefini gerçekleştirebiliriz, dedi. Devlet olarak en büyük hedeflerimizden birisi, Büyük Önder Atatürk'ün işaret ettiği gibi milli eğitimde muzaffer olmaktır. Önce öğretmenlere, sonra öğrencilere, ardından da velilere seslenen valiata eğitimde başarıdan bahsetti. Ailelerinizin, devletimizin ve öğretmenlerinizin beklentilerini boşa çıkarmayacak şekilde çalışarak başarılı olun ve geleceğimizin güvencesi yararlı birer fert olarak toplumdaki yerinizi alın. Bu konuda sizlere inanıyor ve güveniyoruz. İl Milli Eğitim Müdürü Kemal Karahan da Hatay'daki eğitim yatırımlarından bahsetti. Hatay'da ikili eğitimden normal eğitime geçmek için okul yatırım çalışmalarımız devam etmektedir. Bugün itibariyle geçen yıl liderliğinizde programa aldığımız 1549 dersliğin ihalesini Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığımız ile birlikte hemen hemen tamamladık. İnşaatlarımız süratle devam etmektedir. 2018 yılı içinde mümkün olan sayıda okulumuzun programa alınması için çalışıyoruz. Konuşmaların ardından valiata 2017-2018 eğitim öğretim yılının ikinci yarı yıl ders dilini çaldı. Sonrasında sınıfları gezerek ders kitaplarını inceledi ve öğrencilerle sohbet etti. Evet, Sayın Vali'nin altı çizilecek cümlesi. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği çağdaş uygarlık seviyesine ulaşma hedefini gerçekleştirebiliriz. Ama nasıl gerçekleştireceğiz? Çocuklarımıza iyi bir eğitim vererek, eğer onları o şekilde yetiştirebilirsek, Mustafa Kemal Atatürk'ün bize hedef olarak gösterdiği batılı medeniyete ulaşabiliriz. Bu tabii o zaman da böyleydi, bugün de böyle, yarın da öyle olacak. Peki bizim eğitim sistemimiz hakikaten Mustafa Kemal Atatürk'ün bize gösterdiği, hedef gösterdiği batılı medeniyetlerin seviyesine ulaşmak için yeterli bir eğitim mi? Bunu eğitim sendikalarına sorun. Eğitim sendikaları sağcısı da solcusu da ortası da hepsi eğitim sisteminden şikayetçi. Bu ne demek oluyor? Bu demek oluyor ki biz okullarda gereken, verilmesi gereken eğitimi veremiyoruz. Hani hep tartışırız ya. Öğretim mi yapılıyor, eğitim mi yapılıyor? Öğretim. Bizde öğretim yapılıyor. Sıkıntı bu. Sendikalarla oturup konuşulmuyor. Sendika temsilcileriyle oturup konuşulmuyor. Bu nasıl yapılacak diye. Bunlar öğretmen hepsi netice itibariyle. Bunlarla oturup konuşularak bir sistem oluşturulduğunda sanıyorum ki çok daha, çok daha verimli bir eğitimden söz etmek mümkün olacak. Ve Hatay Büyükşehir Belediyesi, Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin son bir ay içerisinde gündemi deniz otobüsleri. Samandağ, Arsuz, Mersin, sınırları açtık, Lübnan, Laskiye, böyle bir şey düşünülüyor ya. Hatta verilen tarih çok yakın, Nisan ayı deniyor. Nisan ayında bu proje yaşama geçebilir. Geçebilir diyorum çünkü geçebilmesi için 9 Şubat tarihi kilit bir tarih. Ne olacak 9 Şubat'ta? 9 Şubat'ta Hatay Büyükşehir Belediye Meclisi toplanacak ve bu konuyla ilgili karar verecek. Meclis parçalı bir meclis, iki parçalı bir meclis. Yoğunluk denmez tabii, o maddeye söylenir. Bunlar insan olduğu için çoğunluk diyeceğiz, özür diliyorum. Çoğunluk AK Parti'de. AK Parti eğer istemiyorsa bu söz konusu projeyi geçirmez. Dolayısıyla bütün konuşulanlar, edilenler, o yaratılan heyecan boşa gidebilir. Yine gider demeyeyim, farklı yolları var çünkü gidebilir. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ne yapıyor? Projeyi tabii zorluyor. Bu çerçevede Ankara'daydı ve Ankara'da Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı Suat Hayri Aka ile Ulaştırma Bakanlığı Deniz Ticareti Genel Müdürü Durmuş Ünüvar'ı ziyaret etti. Teşekkür ziyareti, verdikleri destekler ötürü. Ve tabii konuyla ilgili herhalde yapılan bir sohbet de vardı. Buyurun.
Hatay'ın mega projesi Hatay Deniz Otobüsü projesi için geri sayım sürerken projenin gerçekleşmesi adına çok önemli bir ziyaret gerçekleştirildi. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ile Başkan Danışmanı Muhsin Cömert projeye verdikleri desteklerden ötürü Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı Suat Hayri Aka ile Ulaştırma Bakanlığı Deniz Ticareti Genel Müdürü Durmuş Ünüvar'a Ankara'da teşekkür ziyareti gerçekleştirdi. Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı Suat Hayri Aka ve Deniz Ticareti Genel Müdürü Durmuş Ünüvar, böylesine önemli bir projenin hayata geçmesi için Hatay Büyükşehir Belediyesi'ne gereken desteği vereceklerini bildirdi. Gerçekleşen ziyarette projede düşünülen güzergahların ve limanların Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki ulaşımı adına uluslararası geçiş noktası olabileceği konuşuldu. Projenin hayata geçmesi ve başarılı olabilmesi için Ulaştırma Bakanlığı mühendisleri ve teknik personeliyle projeye gereken desteğin de sağlanacağı belirtilerek gereken proje izinlerinin de verileceği bildirildi. Görüşmede Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, böylesine kaliteli ve önemli bir projeyi Ulaştırma Bakanlığı'nın desteği ve izinleriyle gerçekleştirmenin önemine vurgu yaparak, Türk bayrağımızın Doğu Akdeniz sularında dalgalanmasının ve Akdeniz'i böylesine bir projeyle değerlendirecek olmanın ekonomik, kültürel, tarihsel, sosyal bir gelişme olacağını düşünüyorum ifadelerine yer verdi. Projenin Nisan ayında hayata geçirilmesi için 9 Şubat'ta Hatay Büyükşehir Belediyesi Meclis üyelerince onaylanması gerekiyor. Yani Ulaştırma Bakanlığı destek verdikten sonra Hatay Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde bir sıkıntı çıkacağı kanaatinde değilim. Umarım ki de çıkmaz. İnşallah çıkmaz. Yani istiyoruz ki artık Hatay'da güzel şeyler olsun ya. Gerçekten güzel şeyler olsun istiyoruz. Bakın Hatay 6 yıldan, 7 yıldan bu yana işte Suriye'den ötürü çalkalanan bir kent. Ekonomisiyle, sosyal yaşantısıyla, bilmem her tarafıyla. Bırakın ya, güzel bir şey olsun. Müsaade edin, güzel bir şey olsun. Gerçekten özledik artık. Güzel bir şeyi özledik. Diyelim ve siyaset diyelim. Siyaset İyi Parti. İyi Parti, işte Milliyetçi Hareket Partisi'nden kopan isimlerin kurduğu, biliyorsunuz, yeni bir siyasi parti. İddialı başladı. İddialı da devam ediyor. Çok açık seçik söylüyorum. Ben İyi Parti'nin politikasını beğenenler arasında yer alıyorum. Hani derler ya bazen, gizli sempati duyuyor. Ben gizli değil, açıktan söylüyorum bunu. Gizli sempati duymuyorum, gerçekten sempati duyuyorum. Sayın Meral Akşener'in yürüttüğü muhalefet, vallahi de billahi de şu anda onun gibi yürüten yok. Bunu da çok açık net söyleyeyim. Ha bir de Saadet Partisi var, Sayın Karamullaoğlu. O da çok iyi bir siyaset yürütüyor, iyi bir muhalefet yürütüyor. Onların dışında da muhalefet yapan yok zaten şu anda. Yani işte Halkların Demokratik Partisi zaten genel başkanları içeride biliyorsunuz. Milliyetçi Hareket Partisi AK Parti'ye katıldı. Cumhuriyet Halk Partisi'ni ben oldum olası yetersiz gördüm. Bugün de yetersiz görüyorum. Şu anda oldukça yetersiz yürüttüğü muhalefet. İyi Parti bu işi üstlenmiş gidiyor. İşte bu İyi Parti'nin Antakya ayağı var. Antakya ayağındaki ilçe başkanı kimmiş efendim? Hatice Güzel hanımefendi. Hatice Güzel hanımefendi Hatay Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret etti ve gündeminde Afrin operasyonu vardı. Biz İyi Parti olarak Türkiye'de bir boşluğu, bir umudu doldurmaya geldik. Ayrıştırmaya değil, birleştirmeye geldik. İyi Parti Antakya İlçe Teşkilatı basın mensuplarının karşısındaydı. Antakya İlçe Başkanı atanan Hatice Güzel, Hatay Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaretinde konuştu. Bu vatan için, bu millet için, bu bayrak altında aynı amaç içerisindeyiz hepimiz. Biz de bir anlamda bu kolda hizmet etmek için İyi Parti'nin teşkilatında hepimiz görev almak istedik. Ben bir cumhuriyet kadını, Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'nde bir cumhuriyet kadını olarak bana bu görevin verilmesinden onur duyuyorum. Evet, kadının olmadığı hiçbir yerde maalesef sevgi, barış ve güzellik olmuyor. Muhakkak kadınlar da siyasete girmeli. Zeytin Dalı Harekatı da Güzel'in gündemindeydi. Biz kavgaya gelmiyoruz. Biz barışa, birlik, gönül içerisinde vatanımızı, milletimizi, bayrağımızı birlikte savunmak için geliyoruz. Bence hep beraber biz olalım ve bir olalım. Bu vatanı bu dış mihraplardan korumak için elimizden gelen her şeyi yapalım. Afrin Zeytin Dalı Hareketi'nde
şehit düşen, yaralanan askerlerimiz ve sivillerimize, şehit düşenlere Allah'tan rahmet, gazi olan yaralananlara da şimdiden şifa ve sağlık diliyorum. Gerçekten vatanımız için çok önemli bir harekettir. Bunu da halk olarak destekliyoruz. En iyi şekilde başaracağımıza da inanıyoruz. Hatice Hanım, Hatice Güzel. Soyadı gibi güzel bir cümle kurmuş. Kendisine de ben teşekkür ediyorum kendi adıma. Cumhuriyet kadınıyım demiş. Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu cumhuriyetin kadınıyım. Özledik ya. Mustafa Kemal Atatürk. Vallahi özledik. İlkelerini, devrimlerini, sözlerini, cümlelerini. İşte biri böyle çıkıp dediğinde de ben duygulanıyorum, ben mutlu oluyorum. Çünkü Mustafa Kemal Atatürk bu ülkenin kurucusu. Bu ülkede yani keşke 10 yıl daha yaşasaydı Mustafa Kemal Atatürk. Tahmin ediyorum çok şey değişirdi. Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu cumhuriyetin kadınıyım demek bile gönüllerimizi okşuyor. Teşekkür ediyoruz Hatice Hanım'a. Ve devam ediyoruz. Neyle devam ediyoruz? Kırıkhan'a götüreceğim sizi. Hatay'a bağlı Kırıkhan ilçesine. Atık su arıtma tesisi. İkinci kademesinde çalışmalar sürüyor. Hatsu, finansmanı Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı'ndan sağlanan ve birinci kademesi işletmeye alınan Kırıkhan Atık Su Arıtma Tesisi'nin ikinci kademesinde çalışmalarını sürdürüyor. İkinci kademenin inşaatını tamamlayan Hatsu, elektrik tesisatıyla teknik ekipmanların montaj çalışmalarını gerçekleştirecek. Etüt ve Plan Dairesi Başkanlığı'yla İller Bankası Adana Bölge Müdürlüğü tarafından müştereken yürütülen tesise şimdiye kadar 14 milyon 930 bin lira harcandı. Tesisin ilk aşamasında günde 12.250 metreküp, ikinci kademenin tamamlanmasıyla da günde 18.000 metreküp atık su arıtılacak. Tesiste evsel atık sular su kirliliği kontrolü yönetmeliği kriterlerine uygun arıtımı sağlanarak yaklaşık %90 giderim verimiyle Asi Nehri'ne dökülen kara su deresine de şarj edilecek. Evet ve İskenderun diyeceğiz. İskenderun bir süre önce kent genelinde metruk binalar. Sahipleri var ama metruk. Boş. Camları kırılmış. Kapıları çıkmış. İçeride muhtemelen tinerciler falan onların geçtiği çıktığı bir yer haline gelmiş binaları sahibiyle görüşüyor ve yıkıyor. Çok da iyi yapıyor. Haber de böyle bir haber. Kaderine terk edilmiş metruk yapıları tespit eden İskenderun Belediyesi bina sahipleriyle iletişime geçerek yapılan görüşmelerin ardından binalara yıkım işlemini uyguluyor. Bu kapsamda son olarak Savaş Mahallesi 59. sokakta metruk bir binanın yıkımı gerçekleştirildi. Çevre ve görüntü kirliliğinin yanı sıra yıkılma tehlikesi de bulunan metruk yapıların yıkıldığını ifade eden İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil, özellikle uyuşturucu madde bağımlıları tarafından kullanıma açık olan metruk binalar tespit edilerek gerekli işlemleri hazırlıyor ve yıkımını gerçekleştiriyoruz. İlçemiz metruk yapılardan arındıkça hem vatandaşımız rahat nefes alıyor hem de görüntü kirliliğinin önüne geçiyoruz, dedi. Vatandaşlardan gelen talep ve şikayetler doğrultusunda yıkımlar sürecek. Evet sevgili seyirciler, şimdi kısa bir reklam arasına giriyoruz. Reklam arasından sonra yeniden birlikteyiz. Sevdiklerinizle mutlu bir hayatın kapılarını aralayın. Yemyeşil doğanın tam ortasında, şehirden uzaklaşmadan, gerçek site yaşamını sunan Aşiyan Park, 7 blok üzerine inşa edilmiş olup 2+1, 3+1 daireler ve dublekslerle 230 seçkin aileye ev sahipliği yapacaktır. Kapalı otopark, 7/24 hizmet verecek özel güvenlik ve kamera kayıt sistemi, spor alanları, çocuk oyun parkı ve hayatınızı kolaylaştıracak birçok özel işletme Aşiyan Park'ta.
lansman fiyatları ve 0.70'ten başlayan konut kredisi faiz oranı avantajlarıyla Aşağın Park'ın tamamlanan birinci etabında yerinizi almanın tam zamanı. Delta İnşaat, adres Turunçlu Mahallesi Ziyaret Sokak, Defne Hatay, telefon 0532 291 55 99 0532 766 71 80. Evet ve Samandağ diyeceğiz. Samandağ Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Samandağ genelindeki çalışmalarını sürdürüyormuş. Ne yapıyormuş efendim? Yol açma, tesviye, asfalta hazırlık, kaldırım çalışmaları, o şekilde bir çalışma sürdürüyor. Arkadaşlarımız da bunu haberleştirmiş. Samandağ Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ilçe genelindeki çalışmalarını sürdürüyor. Samandağ'ın birçok mahallesinde yol açma, tesviye, asfalta hazırlık ve kaldırım çalışmaları yapılıyor. Samandağ Belediyesi Başkan Vekili Metiner Yılmaz da bu kapsamda Fen İşleri ekiplerinin çalışmalarını denetimlerde bulundu. Er Yılmaz, Fen İşleri ekiplerinin farklı mahallelerde çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti. Sutaşı Mahallesi İbrahim Hüzmeli Caddesi üzerindeki ara sokakta tesviye çalışması yapılıyor. Sutaşı Mahallesi Arif Hüzmeli Caddesi'nde asfalta hazırlık çalışması devam ediyor. Karaçay Mahallesi'nde yol dolgu çalışması yapılıyor. Yeni Mahalle Sait Kara Ali Caddesi'nde bozuk parke sökümü ve onarım çalışmasına hazırlık yapılıyor. Deniz Mahallesi'nde yol açım çalışması yapılıyor. Mağaracık Mahallesi Söğüt Sokak'ta parkeye hazırlık çalışması yapılıyor. Ve ana haber bültenimiz bugünlük bu kadar sevgili seyirciler. Yarın saat 19.30'dan itibaren ben Ali Yolcu, elbette Allah izin verirse yeniden sizlerle birlikte olacağım. Şimdilik iyi akşamlar diliyorum. Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Hatayspor 20. hafta karşılaşmasında kendi saha ve seyircisi önünde İzmir temsilcisi Bucaspor'u 4-0 gibi net bir sonuçla mağlup etti. Antakya Atatürk Stadyumu'nda oynanan ve taraftarın yoğun ilgi gösterdiği karşılaşmaya fırtına gibi başlayan Hatayspor henüz 3. dakikada golü buldu. Sol kanattan gelişen atakta ceza sahası içine gönderilen top Sinan tarafından kafayla savunma arkasına aşırıldı. Hamza Gür'ün müsait durumda yaptığı kafa vuruşuyla ağları sarstı. İlk yarıda yakaladığı pozisyonları cömertçe harcayan Hatayspor devreyi 1-0 önde tamamladı. İkinci yarıda da etkili oyununu sürdüren Bordo Beyazlılar 57. dakikada farkı 2'ye çıkardı. Mithat Yaşar'ın kullandığı köşe vuruşundan sonra oluşan karambolde topa son dokunan isim Yılmaz Özeren oldu. Bordo Beyazlılar bu golden sadece 4 dakika sonra farkı 3'e çıkardı. Hızlı gelişen Hatayspor atağında Sinan Selim'e enfes bir pas attı. Kaleciyle karşı karşıya kalan Selim Ilgaz kalecinin sağına doğru şık bir vuruş yaparak tribünleri bir kez daha ayağa kaldırdı. Hamza Gür'ün 65. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görmesi üzerine 10 kişi kalan Hatayspor'un atakları hız kesmedi. 67. dakikada Sinan Kurumuş rakibinden söktüğü topu metrelerce sürükledi. En son kaleciyi de çalımlayan Kurumuş, bordo beyazlı formayla ilk golünü attı.
Maçın kalan dakikalarında da çok sayıda pozisyona giren Hatayspor bulduğu pozisyonları değerlendiremeyince farkı daha da arttırma şansını kaçırdı. Haftayı 3 puanla kapatan Bordo Beyazlılar haftaya Tokat deplasmanına gidecek. Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler 1. Lig B grubunda mücadele eden Hatay Büyükşehir Belediyesi erkek voleybol takımı antrenman yaptı. Voleybol takımımız bu sene 2017-2018 sezonunda çok da istediğimiz yerde değil. Bu sene biraz inişli çıkışlı bir grafik sergiliyoruz. İstediğimiz oyuncuların bir kısmını elimizde tutamamanın vermiş olduğu nedenler, bir kısımda yaşamış olduğumuz sakatlıklardan dolayı. Ama bu bağlamda önümüzde daha 8 maçımız var ve playoff iddiamız da hala devam ediyor. Bunun için de elimizden gelen çalışmaları yapıyoruz. Antakya Kapalı Spor Salonu'nda Ahmet Çoban baş antrenörlüğünde hazırlanan takım 7 Şubat Çarşamba günü Maraş Spor'la oynayacağı karşılaşmaya hazırlanıyor. Hataylılardan beklentimiz bizi biraz daha sahiplenmeleri, biraz daha desteklemeleri. Bu bağlamda da onlardan ilgi bekliyoruz. Müsabakalarımıza yönelik. İnşallah önümüzdeki maçlarda bunları telafi edip hem Hatay'a hem kulübe daha güzel sonuçlar ve başarılar getirmek için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Hatay temsilcisi şampiyonluk yolunda taraftarlarının da desteğini yanına alarak zorlu mücadeleden galip ayrılmayı hedefliyor. Bu sene yoğun bir sene geçiriyoruz. Hem zor hem de bizim için çok da başarılı sayılmayacak sonuçlar aldık. Ama ben inanıyorum ki her şey çok daha güzel olacak. Çünkü genç bir ekibiz. Sürekli çalışıyoruz ve daha iyi yerlere gelebilmek için, belediyemizin adını daha iyi şekilde temsil edebilmek için.